Ardan Zentürk, evet bu artık bir Hristiyan Müslüman savaşıdır. Takvimlerin 12 Şubat 2016 gününü gösterdiği saatlerde, yani dünyada milyonlarca Müslümanın Cuma namazı için buluştuğu günde, Küba'nın başkenti Havana'nın havalimanı tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Tam bin yıl sonra Katolik dünyasının ruhani lideri Papa I. Francis ile Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril, Havana'nın 1930'lardan kalma Jose Marti Havalimanı'nda Orta Doğu'daki Hristiyanları el birliğiyle kurtarmak için el sıkışacaklar. Vatikan bugüne kadar ekümenik olarak değerlendirdiği Fener Rum Ortodoks Patriği Bartolomeos'la sıkça bir araya geliyor ama dünyanın 250 milyon Ortodoks Hristiyanından 165 milyonunu kontrol eden Rus Ortodoks Kilisesi'ni bin yıldır yok sayıyordu. Papa I. Francis, Arjantinli ruhani lider olarak Amerika ile Küba arasındaki tarihsel gerginliğin sonlanmasını ve iki ülkenin diplomatik ilişki kurmasını sağladı. Buna karşılık Küba lideri Raul Castro da bu buluşmanın zeminini yarattı. Patrick Krill, Küba'yı ziyaret ederken Papa Meksika ziyareti yolunda Havana'ya inecek. İki dini lider birkaç saat baş başa görüşüp ortak bir açıklamaya imza atacaklar. Rusya Hristiyanlığı savunuyor. Rusya'nın Vatikan Büyükelçisi Alexander Aydevey'in açıklamalarından da düne kadar ateist olan Rus devletinin yeni görevinin Hristiyanlığı korumak olduğunu da anlamış oluyoruz. Aydeyev'in Batı'nın Rusya'ya karşı sürdürdüğü ambargocu siyasete rağmen gerçekleşecek bu buluşma esasen Rusya'nın Hristiyanlığın savunulması için sergilediği mücadeleyi taşlandırmaktadır. Bu aynı zamanda Hristiyan medeniyetine Rusya'nın yaptığı büyük katkıların onaylanmasıdır sözleri dikkat çekici. Putin, Rusya'yı Suriye'de savaşa sokarken ayağına kadar gittiği Patrik Kiril'den bu savaşa Rus ordusu Orta Doğu'da esilen, katledilen ve büyük tehdit altında kalan Hristiyanları kurtarmak için Suriye'ye gidiyor açıklamasıyla destek almıştı. Rus halkı, ordularının Suriye'de İslam'a karşı savaş ve Hristiyan medeniyetinin korunması amacıyla bulunduğuna inanıyor. Nitekim Rus Ortodoks Kilisesi kıdemli metropoliti Hlerion, Orta Doğu başta dünyanın çeşitli bölgelerinde radikal İslamcıların Hristiyanlara karşı geliştirdikleri soykırımcı saldırılara karşı Papa ve Patrik'in buluşması ortak mücadele yollarını açacaktır açıklamasını yaptı bile. Putin kolay Müslüman öldürüyor. Rusya, Suriye'de faşist bir diktatör tarafından öldürülmüş 400 bin Müslümanın kanında ele olan bir ülkedir. Putin, bölgeye gönderdiği askerleriyle acımasızca masum sivil Müslümanları öldürmeyi artık kendi sürdürüyor. Bunu Suriye'de kendine ait bir devlet kurmak için yaparken dünyaya da Hristiyanların koruyucusu görüntüsü vermeye çalışıyor. Ama ortada bir gerçek var. Orta Doğu'da yaşanılan savaşlar ve süren Müslüman soykırımı bu savaşların bir Hristiyan-Müslüman çatışması olduğunu bu tür senaryolara ihtimal vermeyenleri bile ikna edecek düzeyde netleşiyor. Suriye'de iş Müslüman öldürmeye gelince bir anda kendini gösteren Amerika-Rus ittifakının nerelere dayandığını da artık görüyoruz. Emperyalist Hristiyanlıkla mazlum İslam kavgasında Müslüman coğrafya ne yazık ki tekfirci ve mezhepçi siyasetlerin yükselişiyle parçalanıyor. İslam kendini toparlamalı. Suudi kaynaklı tekfirci, selefist hareketlerle İran kaynaklı mezhepçi akımın yok edilmesinin İslam'ın geleceği açısından hayati önemde olduğu bir süreç yaşıyoruz. Ya bu iki İslam'ı içten çökerten akımı etkisiz hale getireceğiz ya da Hristiyanlar bunları kullanarak Müslüman coğrafyayı yok edecek. Bunu yapabilecek güç ve tarihsel birikime sahip tek ülke Türkiye'nin üzerine yedi düvelin çullanması bir tesadüf değildir. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet görmese dönük kampanyanın perde arkasında da aramızdaki işbirlikçiler yer almaktadır. İslam'ın geleceğini ne İran'ın mollalarına ne de Suud'un müftülerine bırakamayız. Özellikle İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Havana'da yayınlanacak ortak bildiri sonrasında bir Müslüman olarak kendini nasıl hissedecek merak ediyorum. PKK Kürt tarihine ihanet. Suriye'deki Kürt Dağı'nın çevresinde Kürtler yaşamaz. Bu adın verilmesinin nedeni Haçlılara karşı İslam'ın kılıcı olmuş Kürt Komutan Selahaddin Eyyubi'den kalan bir kaledir. Kürt gençlerinin Rus-Amerika ittifakının şemsiyesi altında savaşması, Daesh'le savaş bahanesiyle Haçlı saldırısının içinde yer alması, Müslüman-Kürd'ün ortak tarihine ne kadar büyük bir ihanet kaldırılır gibi değil. Ardan Zentürk, Star